dawn will soon break. This night and this dream will end. Gammon awaits you at the foot of the great tree. Merhabalar, Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu artık son bölümdeyiz. Final bölümündeyiz. Bloodborne'u bitirmeye çok yakınız. Ama Bloodborne'u bitirmeden önce yapmak istediğim son bir şey var. Platin kupayı elde etmem için yapmam gereken son bir şey kaldı. Şimdi envanterimdeki silahları göstereceğim. Sadece bir tane silah kaldı, almadım. Şu kayıp testleri satırını şeyden alıyoruz bu arada. Hani olması gereken bir öğe değil bu arada. Platin kupa kazanmak için. Hani buna sahip olmasanız da kazanabiliyorsunuz. Bu ekstra bir öğe. Yani testleri satırının farklı bir versiyonu. Bu ayin sunaklarından gittiğiniz yerlerden falan alıyorsunuz işte. Neyse, çok önemli değil. Testere satırı, testere mızrağı, avcı baltası. Bunlar DLC öğeleri, bunları saymayacağım. Bunları almanıza gerek yok Platin Kupa için, ama DLC'de Altın Kupa kazanmak istiyorsanız bunları da almanız lazım. Tekrardan şey yapayım. İşte avcı baltası, dişli baston, merhamet kılıcı, kilise çekici, Ludwig'in kutsal kılıcı, şu silah, Chikage, sonra Çek mızrağı, Tonitrus, Logarius'un çarkı ve canavar pençesi. Bu silahlara sahip olmanız gerekiyor. Ekstra bir tane daha silah var. Onu henüz almadım. Ve avcı tabancası, mükerrer ateş. Bunlara gerek var mı bilmiyorum. Sadece silahları alsanız yetiyor galiba. Şu an bir tane kaldı benim almadığım. Onu da alacağım birazdan. Ama onu yapmadan önce yapmam gereken bir şey var. Şuraya bir gideyim ben. Silahları onar mı desem, yoksa merhamet kılıcıyla çözerim ben bunu herhalde de. Şöyle bir olmayacak değil mi ya? 60 olsaydı şey yapacaktım da. Şuradan bir tane kan kayası alıp Rakyo'yu da artı 10'a getirecektim de, neyse. Zaten şeyle yapacağım ya, merhamet kılıcıyla oynamayı planlıyorum. Baya bir şey aldık ama kan cevheri şey, aynen, kan cevheri aldım aslında ama hala şu an en iyileri bunlar galiba benim kullandıklarım. Yani bunlardan daha iyi bir şekilde gelişmiyor ne yazık ki. Neyse, önemli değil ya zaten. Bayağı iyi durumdayım şu an. Lanetli şeyler var. Bunları kullanmayacağım zaten. Bunlar güzel veriyor da lanetli oldukları için pek bir faydaları dokunmuyor. Ha, bir tane varmış bak burada. 283'e çıkardım bunu. Güzel. Şimdi gelelim şuraya. Var mı bende canavar kanı tableti? Yok. O zaman gidip biraz canavar kanı tableti alacağım. Şöyle 10 tane alsam yeterli olacaktır bana. Lazım olacak çünkü. Şunu geç, onu geç. Bunu koy. Aslında şimşek kağıdını koyabilirim. Rakio'yla geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum merhamet kılıcı arasında. Lazım olur yani, anlayacağınız. Şimdi iki boss'la kapışacağım. İkisi de zorlu açıkçası. Bununla konuştum zaten, videonun başında gördünüz. Gammon awaits you at the foot of the great tree. Büyük ağacın Go dibinde. on, good hunter. Gidelim bakalım. Where are you with Seviye me? atlayabiliyor muyum peki? Yok, 77.000 istiyor. Bayağı bir seviye atladım zaten de. Neyse ya, önemli değil, artık seviye atlamasam da olur zaten. O halde final zamanı. Kolay olmayacak. Şunu hazırda tutacağım. Çünkü yapmam gerekecek bunu. Yapmasam da olur tabii de. Yine de ben yapacağım. Burası normalde kapalıydı hatırlarsanız. Ama
German bizi bekliyor. Victor uzun serüveninin ardından bulduğu cevaplarla birlikte deliliğin son noktasına kadar gelmişti. Artık bu kabus onu nereye götürecekti bilmiyordu ama birazdan öğrenecekti. Elde ettiği bilgiler onun artık bünyesinin kaldırabileceğinin de ötesindeydi. Ama hala dayanıyor, dayanmaya devam ediyor. Ve onu bekleyen German'a doğru yavaş adımlarla ilerliyordu. German, ne yapacağız? Şeyleri tükettim bu arada. Hatırlarsanız göbek bağının 1/3'ünü. Konuşalım. Good hunter, you've done well. The night is near its end. Now, I will show you mercy. You will die, forget the dream, and awake under the morning sun. You will be freed from this terrible hunter's dream. Peki, canını onun ellerine bırak dersek dedikleri şey, yani German'ın dediği şeyler olacak. Bu rüyadan uyanacağız, güneş doğacak ve kurtulacağız. Peki biz bunu istiyor muyuz? Victor öğrendikleri şeyden sonra artık güneşi görmenin çok da önemli olmadığını fark etti. Ben farklı şeyler öğrenmek istiyorum German. Size 3 boss'tan bahsetmiştim bu oyunda benim sevdiğim. İlki Maria'ydı. Üçüncüsü Ludwig'ti. İkincisi de German. It doesn't matter. It always comes down to the hunter's helper to clean up after these sorts of messes. Tonight, German joins the hunt. Gel bakalım. German'ın müziği acayip iyidir bu arada. Dövüş tarzını da beğenirim. Ama periyle halledeceğim ya. Yapabilirsek tabii. Bir periledim orada da yemedim. German, üzgünüm. Ama bu iş burada bitecek. Gel. Şok ettim zaten. Şimdi bunu yaptığında dikkatli olmak lazım. Artık tehlikeli birine dönüştü diyebilirim. Tabii bizim için değil. Kolay oldu be. Şimdi şunu gözü pek avcı işaretini hazırda bekletiyorum. Eski avcı rozeti aldık. Güzel. Bir tık kolay oldu. Ben bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Geldi. Eğer
3 göbek bağını tüketmeyip buraya gelirseniz ikinci sona ulaşıyorsunuz. Benim sevdiğim sona yani. Gördüğünüz gibi bize o şeyi yapamadı. Sen dur 2 dakika birader. Ay varlığı. Sen bir dur. Ya abicim, ablacım. Neyse artık. Rahat bırakır mısın beni? Rahatsa bırak beni ya. Neden bunu yaptım? Çünkü şey alacağım, silah alacağım buradan. Nerede eski avcı rozeti? German'ın zamanında imal edilmiş olan bu avcı rozetinin muhtemelen geçmişe romanslı bir anlatım katmaktan başka temel bir amacı bulunmuyor. Rozet geçmişteki avcılar için özel bir ayrıcalıktı. Bu nedenle rozetin şerefine leke sürülmemelidir. Kişi bu kadim şahısların vasiyetini yerine getirmeye gerçekten hazır olmadığı müddetçe rozet rahat bırakılmalıdır diyor. Bunu aldığımız zaman ne yapıyoruz? Umarım yeterli kan yakım vardır bu arada. Nerede o? Defin kılıcı. Bunu da alırsam platin kupayı kazanıyorum bu arada. Hadi bismillah. Vermedi. Neyi eksik yaptım ben? Şu an oyun bana kupayı vermiyor. tüm öğelere sahip olmama rağmen vermiyor bu arada. Yani bunlardan başka alabileceğim herhangi bir silah yok. 3-5 kez kontrol ettim. Bazı öğeleri tekrar aldım. Olmadı yani, vermedi kupayı bana. Şanssızlık diyeyim, neyse. Yeni oyun işte New Game Plus'ta meşaleden kaynaklanıyor diyorlar bunun sorununun, işte bu bug'ın. Gidip bir daha falan almam lazım herhalde. Neyse ya, yani çok önemli aslında bu. Zaten şunu almak için bayağı yırtındım. Nerede o lanet olası öğe? Şu canavar pençesi alana kadar canım çıktı zaten. O yüzden hani verse güzel olurdu. Bloodborne'da da platin kupam olsun istiyorum açıkçası. O kadar uğraştık yani. Bu biraz moral bozdu. Yalan söylemeyeceğim. Ama peki o bizi geri adım attıracak mı? Tabii ki de hayır. Şimdi şunun içinden geçmeye gidiyorum. Neyse. Başlayalım bakalım. Ay varlığı. Bunu öldürmesi çok zor değil zaten. Bayağı güçlüymüşüm ben ya. Kabus maktı lan. Abi kadehlerde çok güçlenmişim ben ya. Yok oldular lan. Ama artık yeni halimiz bu. Al beni kucağına taş bebek. Üşüyorum. Oh, good hunter. Evet, artık o biziz. Yüce bir varlık olma yolunda ilerliyorum. Böyleydi. İkincisini sevmemin sebebi de oydu zaten. İnsanlığımızı koruyabiliyorduk en azından. Bunda
Artık bir insan değiliz. Yüce bir varlık olma yolunda gidiyoruz. Neyse, biraz izninizle şunu dinleyip kafamı dinleyeceğim. Valla. Neyse tamam, geçelim bence. Katılıyorum. Valla şey diyeceğim. Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum ben bu bossların ya. Normalde zorluyorlar bu arada. Ben bayağı güçlenmişim. Canavar kanı tabletiyle yok ettim hepsini. Yani bir tık şey oldu. Fazla hızlı oldu. German'ın hani German'ı anlarım. German'ı ilk oynayışımda da ilk de geçmiştim yani. Tek seferde geçmiştim onu. Sonraki oynayışlarımda biraz zorlamaya başladı. Hani bu sefer rahat almamı çok şaşırmadım ama Ay Canavarı genelde zorlardı da. Canavar kanalı tableti, merhamet kılıcı. Abi şöyle başladım saydırmaya. Böyle saydırıyorum. Bir baktım yarı can gitmiş. Sonra bir daha saydırdım, baktım öldü. Vay arkadaş ya. Neyse. E güzel. Ne yapalım yani? Oldu bitti. Şimdi New Game Plus'a başladık. Ben gidem şu şeyi bir alayım ya. Meşaleyi. Şaka gibi ya. Bak. Ben de diyorum niye yok ya. Niye vermiyor diyorum. Bug oldu sandım var ya. Meğer neden yokmuş biliyor musunuz? Çünkü mağazadan gidip şu kazık saplayan ile Ludwig'in tüfeğini almamışım. Mağazayla envanterim arasında gidip geliyorum ben. Sürekli şu kazık saplayanla Ludwig'in kendi envanterimde olduğunu zannediyorum, hayal ediyorum. Meğer benim envanterde değillermiş bile. Neyse. Platin kupayı aldım böylece. Mutluyum. Gerçekten mutluyum. Bir serinin daha sonuna gelmiş oluyoruz böylece. Bloodborne From Software'in bence en iyi oyunlarından birisi. Bana sorarsanız şu ana kadar ki benim için ilk 3'tedir. Hani şu anki sıralamam vallahi şu anki sıralamam ne biliyor musun? Ya Bloodborne, Dark Souls 3 ve Dark Souls 1 şu anki sıralamam bu. Bunu bitirdim. Sekiro oynayacağım şimdi. Yani çok hani çok uzun sürmeyecek Sekiro'ya başlamam. Şöyle bir hafta sonra başlarım Sekiro'ya da. Yani Elden Ring'e çok iyi diyorlar. Demon Souls yine hani onu da oynamadım. Bilmiyorum. Bu liste değişir mi bilmem. Ama değişse bile Bloodborne onun içinde olmaya devam edecek. Çünkü bu oyunun yani bu oyunun verdiği keyif bir başka. Gerçi son zamanlarda sıktı beni şu ayin sunaklarıyla ama hayır kardeşim. Platin kupa almayı niye bu kadar zorlaştırıyorsunuz ki bir oyunda? Yani içimizden geçiyorlar. Platin kupa mı istiyorsun? O zaman saatlerce bunu oynamalısın. Yoksa vermem diyor. Yani neyse. Aldım. Rahatım. Mutluyum. Kurtuldum vallahi. güzeldi. İlginç gerçekten. Bloodborne güzel bir oyun. Şimdi bu şeyi tamamlamadan önce şu aldığımız öğelere bakalım. Defin kılıcına. İlk avcı German tarafından kullanılmış hile silahı.
Atölyede imal edilmiş olan tüm silah yelpazesini tanımlayan bir başyapıt. Bıçağı gökten düştüğü söylenen Sideritten dövülmüştür. Sideritten dövülmüştür. German'ın avlanmayı bir elveda avı olarak gördüğü, tek arzusunun avının huzur içinde yatması ve bir daha da başka yürek parçalayıcı kabuslara uyanmaması olmuş olduğu kesin. German'ı severim boss olarak. Gayet keyiflidir. Müziği bir harika. Açıkçası müziğini çok severim. ay varlığı tırt oldu. Onu böyle füplettim. Yani yok ettim diyebilirim ay varlığını. Yani normalde daha çok zorluyor bu arada da. Bilmiyorum ya. Merhamet kılıcı canavar kanı tableti bir tık sanki şey oldu ya. Bozuk oldu yani. Bayağı güçlü oldum. Yani vurdum. Yok ettim. Güzeldi. bu kadar çabuk olacağını düşünmemiştim. İkisini de tek taklamayı beklemiyordum yani. Neyse, daha fazla devam etmemin bir anlamı yok artık. Bloodborne'u salmam lazım. Ama bırakamıyorum, salamıyorum. Victor artık yeni bir varlık olarak buraya bir araştırmacı olarak gelmişti. Ama öğrendiği şeylerden sonra artık zihni bunu kaldıramadı ve farklı bir yol çizmesi gerektiğini anladı. Benliğini bile terk edecek bir karardı bu onun için. Ama daha yüce bir varlık olarak vücut buldu ve onu neler bekliyor bilmiyoruz. Tabi şu an insan halimdeyim ama bu artık bitti yani. Orada bitti aslında hikaye. Neyse. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Havalıyım. Bloodborne. Güzel oyun.